Selam flütçüler, nasılsınız? Ben iyiyim. En son dersimizi 2 ya da 3 sene önce yapmış olabiliriz. Ama bu yeni dersi işlememize engel değil. Bu dersimizde sizlere en son Hatırla Sevgili şarkısının yarısını çalmışım. İlk bölümünü çalmışım ve onun devamını çalmak istiyorum. Şimdi ilk bölümünü tekrar etmeyeceğim. İkinci bölüm beni mecnun etti. O bölüm. Öncelikle ikinci bölümün bonusunu yaparak başlıyorum. Daha sonra solfejini yapacağız ve daha sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Flütle seslendireceğiz. Ve büyük ihtimal burada yeni bir nota öğreneceğiz. O da sol diyez olacak. Bu parçamızdaki ikinci bölümden sonra bütün soller diyez. Zaten epitopu 2 tane solümüz var. Hadi bakalım bonayı başlıyorum. Ritmi dizime vurarak gerçekleştireceğim. Çok hızlı yapmıyorum. İkinci bölümün bonası. Üç. Sol, la, si, sol, fa, mi. Fa, fa, mi, re, do, mi, fa, fa, mi, re, do, mi, re, do, si, la, si, do, re, do, si, la. Şimdi bu 6 vuruşluk la'lar, mi'ler neden var derseniz şöyle. Şimdi aslında notamız 2 vuruşluk, ikilik nota ama yanındaki nokta işareti ona o değerinin yarısı kadar uzatıyordu. Bu konuda bir problemimiz yok, onu biliyoruz zaten. Böylece ne oluyor? Bu mi ve la notaları 3 vuruş oluyor. Yanında da aynı şekilde 3 vuruşluk mi ve la notası var ve bunları hece bağ ile bağlamış. Bunları ben bir dersimde anlatmıştım sizlere. İşte bu 2 tane 3 vuruşluk nota hece bağ ile birleşince ne oluyor biliyor musunuz? Böyle 6 vuruşa denk geliyor. O yüzden birazcık zor gibi. Şimdi ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Hatırla Sevgili şarkısının bonasını en baştan sonuna kadar yapmak istiyorum. Tekrar işaretleriyle birlikte boş bir sayfa olarak paylaşıyorum sizlerle. Onun ekran görüntüsünü alıp çıktısını alabilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Hadi bakalım Hatırla Sevgili en baştan bonasını yapmaya başlayalım. 3 dörtlük parça olduğu için 3 sayıp notaları bon olarak okumaya başlayalım. 1, 2, 3, son 2, 3. La, do, mi, re, do, mi. La, do, mi, re, do, si. Si, do, re, do, si, re. Si, la, si, do, re, do.
Bonamızı yaptık. Şimdi şarkının bir ilk bölümünü hatırlamak istiyorum açıkçası, kendim de dahil olmak üzere. Bir ilk bölümünü seslendirelim. Son. İkinci bölümü bir kere çalıyorum. Ondan sonra sizlere bu sol diyez notasını göstereceğim. Metronomu çalıştırmaya başlayayım. Yavaş aldım metronomu. O yüzden biraz zorlandım ama biraz hızlandırıp çalacağım. Şimdi burada bilmediğiniz sadece sol diyez olabilir. Sol diyez nasıl derseniz, yine arka tuşumuz kapalı. Şuradaki destek tuşumuz basıyor. Ne yapıyoruz? Şu ikinci tuşumuz zaten kapalı. Sonra la'yı kapatıyoruz, sol'i kapatıyoruz. Bunda bir problem yok. Bu sol. Sol'ü bastırdık. Şimdi bakın, sol notasının tuşunun bittiği yerde şöyle bir ekstra bir tuş var. İşte buna bastığımız zaman bu notamızı ne yapıyor biliyor musunuz? Sol diyez yapıyor. Önce sol yapalım, sonra sol diyezi seslendireyim. Fa yapayım, sonra fa, sol diyez yapayım. Sol, sol diyez, la yapacağım. Çok güzel duyuluyor değil mi? Kromatik sesler. Sol diyezimiz bu şekilde. Şimdi metronomu bir tık daha hızlandırıp ikinci bölümü tekrar çalıyorum. Söz verdiğim gibi ikinci bölümün solfejini yapıyorum.
Bir referansınız almıyorum. Hatam olabilir. O yüzden affola. Metronoma başlayalım. 1, 2, 3. Son, 2, 3. Sol, la, si, sol, fa, mi. Fa, fa, mi, re, do, mi. Fa, fa, mi, re, do, mi, re, do, si, la, si, do, re, do, si, la. Si, la, si, do, re, do, si, la. Parçamı şöyle bir baştan metronomsuz rahat rahat çalmak istiyorum. Hadi bakalım, başlayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derslerde görüşürüz. Hoşça kalın.